Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın eşi Ahsen Unakıtan'la Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen arasında izinsiz inşaat gerginliği yaşandı. Belediye Başkanı kaçak kat çıkılıyor dedi. Unakıtan'sa kendini çatım akıtıyor, tamir ettirmeyeyim mi diye savundu. Burada bir kaçak kat var mı? Burada kesinlikle kaçak bir kat yok. Yatık çatımı düz çatı yapıyorum. Kaçak kat çıkmadım dedi. Üsküdar Belediyesi'nin görevlileri tarafından darp edildiğini iddia etti. Rahmetli bakanın ruhu sızlamadı mı? 40 tane adam beni iteledi, kakaladı. Yabancı erkek elleri değdi. Niye yalan söylüyorsun? Niye iftira ediyorsun? Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın eşi Ahsen Unakıtan, Üsküdar Çamlıca sırtındaki villasında inşaata başladı. Bir süre sonra da belediyeden uyarı geldi. Benim evim burada. 40 yıldır oturduğum bir ev. Ben rant peşinde olan bir insan değilim. Bir gün önce kendi makamına gittim. Bana dedi ki kaçak 3 kat yapmışsın orada. Nasıl oluyor bu? Yıkacağım dedi yarın. Dediği gibi de yaptı. Cuma günü öğle saatlerinde Üsküdar Belediyesi ekipleri Unakıtan ailesinin villasının önüne geldi ve işte bu binanın çatı katı yıkıldı. Gerekçesi ise kaçak olmasıydı. Çıldırmışçasına hücumla anında yerle bir edildi. Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen ve Unakıtan arasındaki polemik böyle başladı. Ben evimi ne yapıyorum? Tamir almışım, tamir yapıyorum. Sen nasıl oluyor da bana bir düşmana gider gibi hücmediyorsun? İddialara Hilmi Türkmen'den biz herkese eşit mesafedeyiz açıklaması geldi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, kaçak kat çıkıldı. Bu katın maddi değeri 2 milyon dolar. Buna izin veremezdik diyor. Ahsen Unakıtan'sa kesinlikle buna katılmıyor. Sadece çatı tadilatı yapıldığını söylüyor. Benim çatım akıyor ya, akıyor şakır şakır. Ben çatımı yapmayayım mı? Bunun neresi 2 milyon dolardır? Müstakil bir ev mi yapmışım ben? Bunun karşısında beklediğim bir özür. Ahsen Unakıtan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arayıp kendisine geçmiş olsun dediğini öne sürmüştü. İletişim Başkanlığından herhangi bir telefon görüşmesi olmamıştır açıklaması geldi.